Bak oğluma, çakı gibi asker oldu vallahi. Maşallah. Keyfi yerinde gibi. He, yerinde. Her gün arıyor maşallah. Keyfi çok yerinde. Aman aman. Allah'tan doğuya falan gitmedi. Kız Allah korusun. Ben uyku uyuyamam gece. Şimdi bile yüreğim pırpır atıyor. Ben şunu bir arayayım be. Ha, sesini duy. Dur bir dur. Bak bir şey göstereceğim sana. Bizim Necla'nın kızı. Feyzullah'a göre değil mi? Ne dersin? Vallahi çok güzel kız. Ha. Bakalım dediğin kadar güzel mi aşık? Komutanım biraz tadımlık oldu ama artık. Lan oğlum bu ancak bana yeter. E uzatın bakalım ekmeği hadi. Oğlum yavaş yavaş. Acıkmışım. Gençlere yarışın. Kardeşim, bal kaymak aramızda en çok sana lazım olur. Allah'a şükür bizim ihtiyacımız yok. Gençlere verelim. Hafız nerede? Dışarıda telefondaydı. Ben bakayım şuna. Size afiyet olsun. Sağ olun. Tamam. Ya bak boğulacaksın ya, boğulacaksın. Tamam ya. Anacığım, ne haber? Nasılsın kızım? İyi annem sen? İyiyim ben de. Neriman teyzen burada oturuyoruz. Çok güzel selam söyle. Feyzo bu Neriman teyzen sana birini bulmuş. Nasıl birini bulmuş? Vallahi çok güzel kız Feyzo'm. Antalya'da okuyormuş. E hafta sonu gelsin bir tanışın. Bu hafta sonu mu? He. Anne önümüzdeki ay denetleme var ya. Sabahlara kadar hazırlık yapıyoruz. Denetlemeyi atlatalım. Ben sana haber ederim tamam mı? E iyi madem ne diyeyim. Anne. Nasıl? Güzel mi kız? Vallahi bebek gibi Feyzo. Deme ya. Dur bir şekil yaparız o zaman bakarız. Sen gönder bana fotoğrafını. He tamam. Haydi Feyzo çok dikkat et kendine oğlum. Hadi. Hadi kapatıyorum. Şşş Feyzo. Ne iş? Yok komutanım annemle konuştum işte. Hayatta sana güzel be Feyzo. Yine yattığın yerden kaptın manitayı. Al bakalım. Oğlum güzel kız. Alsana bu kızı. Vallahi güzel kız. Güzelmiş vallahi ya. Gözleri mözleri. Baban telefon numarasını da yazmış kızın. Aramanı bekliyormuş. İyi de ya buluşalım falan derse? O zaman sıçtın işte. Baban burada olduğunu bilmiyor mu oğlum? Biliyor da anneme ne diyecek abi? Ya atlarsın bir uçağa. Sabah gidersin, akşam gelirsin. Bir şey olmaz. Öyle mi diyorsun? Tabii. Doğru diyor ya. Kız anlayış gösterir. Dersin anacığımı üzmek istemiyorum falan. İyi tamam. Bir ararız o zaman. Hah şöyle ya. Abin kadar olmasa da yakışıklı adamsın oğlum. Değerlendir bu potansiyeli. Hayırlısıyla olur bu iş. Asker diye ben bunlara derim ya. Yürüyüşe duruşuna baksana. Hepsi aslan gibi anasını satayım. Hoş geldiniz komutanım. Eyvallah gençler. Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz öyle. Siz de buyurmaz mısınız? Komutan bekliyor. Bir dahakine inşallah. Almaz mısınız? Emekçinin elinden zehir olsa yeriz.
Eyvallah. Komutanım, ben az otursaydım arkadaşlarla. Ayıp olmasın. Bir üstünü değiştirseydin. Çıkarız komutanım ya. İyi, tamam o zaman. Gençler, çay ısmarlayın o zaman içelim. Emredersiniz komutanım, ne demek? Sonra komutanım? Üsteğim benim tam paketi alacak. Komutanım durun dedim. Tuzaklamışlar. Aha. Hemen uzaklaştırdım herkesi. Taktım Orhan Baba'yı kulağıma. Korkmuyor musun komutanım? Ya bomba patlarsa? Bomba bizden korksun aslanım. Biz olmuşuz bomba zaten. Neyse. Çıktık baktık etrafımız sarmışlar. Nerede oluyor komutanım bu? O gizli bilgi aslanım, söyleyemem. Neyse. Çıktık baktık etrafımız sarmışlar. En az... En az 50. Ne 50'si? 100 amına koyayım, 100. Yuh. Ya. Komutanımın öyle baby face durduğuna bakmayın. Hepimizi cebinden çıkarır kendisi. Hadi be. Öyle mi komutanım? Yani. Fazla tevazu kibirdendir. Müsaade edin ben anlatayım komutanıma. Bomba imha desen komutanımda. Çatışmaya en önde gitmek komutanımda. Uçan kuşu gözünden vurmak komutanımda. En az 100 çatışmaya girmiştir. 97-98 tanesini hatırlamaz. Yok canım, o kadar da değil yani. Bak. Bir de böyle alçak gönüllü. Bırakın duysunlar komutanım. Analar nasıl yiğitler doğurmuş, görsünler, görsünler. Hı? Ben anamı aramayı unuttum. Ellerinden öperim. He. Siz ne yapıyorsunuz? Yahu Esma, çocuk aramadı diye bu hale gelinir mi? Yok anam, arardı, arardı, hiç sektirmezdi. Başına bir şey geldi kesin. Bu çocuk Muğla'da turizm jandarma değil mi? Ne gelebilir başına? Olsa olsa en fazla güneş çarpar. Anam yok, hep arardı diyorum ben sana ya. Ya kesin bir şey oldu. Aha, oğluşun arıyor. Yok yok yok. Sen aç. Acımam beni, açsın. Sen aç kurulurum. Aç bakayım. Alo? Murat teyze. Benim oğlum, benim. Annem müsait değil de. Veriyor mu? Az ver anama, konuşayım. Dur bir dakika, veriyorum. Annem. Annem? Nasılsın? Annem kurban olduğum, sen niye beni aramıyorsun annem? İyi misin annem? Ha, iyi misin? Anacığım yapma böyle ya. Adam. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Olanları duyduk. Sorma ya. Merak etme kardeşim. O çolak elbet elimize geçecek. İnşallah. Ya komutanım. Bir maruzatım olacaktı. Söyle. Yarın anneler günü malum. Ben de bayağıdır görmüyorum annemi. Her telefonda alıyor kadıncağız. Bir izin alsam olur mu acaba? Yavuz Usta Emin'i arz edersin. Eğer o gün görürse Erdem Yarbem'den izin ister senin için. Tamam komutanım. Verir verir. İzin verir. İnşallah abi. Ne yapıyorsunuz? Şimdi geldik komutanım. Rahat. İyi, biraz dinlenin. Bu arada Ankara'yla konuştuk. Çoluğun biyolojik silah tehdidi çok ciddiye alınıyor. 24 saat teyakkuz halinde olacağız. Sıkıntı yok komutanım. İyi. Başka bir şey var mı? Ne oldu Keşanlı? Komutanım, Feyzullah kardeşimiz bir şey arz etmek istiyor. Söyle Feyzullah.
Komutanım yarın anneler günü ya. Hı. Ben Yavuz Üstemen'e bile soracaktım ama... bir gidip görsem müsaadenizle. Oğlum ben sana ne anlatıyorum? Sen bana ne anlatıyorsun? Adamlar binlerce insanımızı tehdit ediyor. Sen hala ne derdindesin? Özür dilerim komutanım. Senin annen özel kuvvetlerde olduğunu bilmiyor değil mi? Hayır komutanım. Yavuz'la konuştum. Yarın sabah ilk uçakla git. Anneni gör gel. Bu ne komutanım? Telefon faturası. Görmüyor mu lan uçak bileti? Çok sağ olun komutanım. Dur tamam. İyi siz de toparlanın. Ufak bir işimiz var. Yavuz bekliyor. Emredersiniz komutanım. Hanım ne bekliyorsun yine sen orada? Bugün anneler günü ya. Kesin arar Feyzo. Zaten her gün üç kere aramıyor mu be kadın? Bugün dört kere arar. Anneler günü diyorum ya. Hayır olsun inşallah. Anacığım. Anneler günün kutlu olsun. Anne! Baba! Oğlum sen mi geldin? Ben geldim de annem gitti. Oğlum sana kaç kere dedim şöyle sürprizler yapma diye. Al işte küt dedene gitti kadın. Anam. Tamam, ne bileyim böyle olacağını. Hadi kaldır da içeri götürelim şunu hadi. Anneciğim, hanım anne, anneciğim. Hoppa. Gel. İyi misin gel, anam? Gel. Hadi gel. Anam. Dur. Yut. Oh. Tamam oğlum. Feyzo'm. Sen o kızı daha aramadın mı? Fırsatım olmadı ki anne. Olsun, ararsın. Al. Al ye annem, ye. O anne, çatlayacağım ama artık. Olmaz bir şey. Ya bir rahat bırak, çocuğu boğacaksın. Rahat bırak. Ya sen karışma. Ye yavrum, ye annem. Sen daha bu annenin donmasını nerede bu... Efendim? Tamam komutanım, hemen çıkıyorum. Ne oldu annem? Hemen çıkıyorum. Anne, benim çıkmam lazım. Acil görev çıktı. Ne göreviymiş bu turizm jandarmasına? Bizim oraya İngiltere kraliçesi geliyormuş. He. Çok taksi kadındır. Sen bilmezsin bu İngilizleri. Komutanımın kesin talimatı var. Bütün askerleri vazifeye çağırıyorlar anne. Allah. Boyunu devirsin o kadının. Ne istedi şimdi benim oğlumdan? Az dur bundayım. Dur be kadın, dur. Öldüreceksin çocuğu. Hadi anneciğim, söz. Bir dahakine daha uzun kalacağım, tamam mı? Hiç olmadı ki babacığım, böyle. Hadi oğlum. Anneciğim. Koyamadan gidiyorum. Hadi anneciğim. De haydi hadi. Thank you.
gelmişik. Haydi bismillah. Merhaba. Merhaba. Ben Feyzullah. Annem vasıtasıyla arıyorum. Ölü Deniz'de turizm jandarmayım. 24 yaşındayım. Hobilerim film, müzik, kitap, spor. Bir de spor. Ben de iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ya kusura bakma, ben biraz heyecanlıyım da. Adım Su. Ne güzel. Su gibi aziz olun inşallah. Senin de el öpenlerin çok olsun inşallah. Ben beceremedim galiba. Bir daha baştan başlasak olur mu? Yok. Yani bence böyle gayet iyi. Kasmayalım, boş ver. Tamam, süper. Nasılsın? Şimdi oldu, iyiyim. Ya çok sıcak değil mi? Ölü Deniz'e bir kere gitmiştim ama müthişti. Ölü Deniz işte, yani ölü gibi duruyor orada. Şahane. Fotoğraftakinden daha güzel gibisin. Teşekkür ederim. Sen ne iş yapıyorsun? Okuyor musun? Hı hı, okuyorum, işletme. Kim işletiyorsun tam olarak? Ya sesin kesildi senin. Oh, çok isabet olmuş, çok iyi. Komutanım, sizi bekliyorum. Tamam, iki dakikaya geliyorum. Çok aciliyetim var. Evet, komutanım geliyor, ben çok memnun oldum. Tekrar arayacağım hemen, tamam? Tamam, iyi akşam. Hadi geldim, tamam. Tekrar selam. Merhaba. Ya kusura bakma, bazen burada çekmiyor da. Ya Feyzullah, sana ben bir şey soracağım. Senin rütben tam olarak ne? Uzman çavuşum. Uzman çavuş ne oluyor? Subay ve az subaylar var bir. Evet. İşte onlar amatörler biraz. Ben uzmanım. Askerlik konusunda yani. Uzman çavuş. Yani olayı bitirmişim. O zaman sen yüzbaşıdan da mı üstesin? Tam olarak öyle olmuyor ama... Uzman çavuşluk çok başka bir şey, bambaşka. Yani anlasam çok uzun sürer. Uzman çavuşlar olmasa hiçbir iş yürümez. Öyle diyeyim. Hop. Merhaba yenge. Yenge? Merhaba. Tanıştırayım. Mücahit abi. Siz de mi askersiniz? Evet, evet. Bak güzel bacım, bak bu çocuğu kaçırma. Bey bir feyiz bir insan. Cesur desen cesur. Atılgan desen atılgan. Aynı zamanda kibar ve romantik. Bak bundan iyisini bulursan gel benim yüzüme tükür ya. Abicim bir müsaade etsen. Yalnız biz flört mülört bilmeyiz ha. Seviyorsanız birbirinizi, gideceğiz Allah'ın emriyle isteyeceğiz. Takacağız yüzükleri. Ha, vermediler. Vurup sırtımıza alıp çıkacağız. Beyefendi pardon, siz neyi sırtınıza vuruyorsunuz? Ablacığım, sen sevmiyor musun bu çocuğu? Biz bugün daha ilk defa konuşuyoruz. Ya ne olacak ya? Benim anamla babam evlendikten bir hafta sonra tanışmış. Gül gibi geçinip gitmişler yıllarca. Ya sen seviyor musun onu söyle bacım. Bak sen bize bir işaret ver, biz gelip kaçıralım seni. Yani maksat sevenler birleşsin. Feyzullah, iyi akşamlar. Abi. Az önce bitirdin ilişkiyi. Başlamadan bitti. Oğlum naz yapıyor kız. Bak ben kadınları iyi tanırım. Nazı çekiyor kendini. Abi. Senin hiç sevgilin oldu mu? Yoo. Hem sevgili ne lan, düzgün konuş oğlum. Erkek adamın sevgilisi olmaz. Hanımı olur. Abi ben seni nerede nasıl yetiştirdiler çok merak ediyorum. Beni kimse yetiştirmedi oğlum. Ben kendi kendime büyüdüm. Neyse ben kalkayım. Bir çocuklara bakayım.